Merkez Bankası olarak burada kurla değil, özellikle bizim elimizdeki reskont kredilerindeki faiz oranlarını düşürerek, imkanlarını, vadelerini uzatarak ihracatın gelişmesi, üretiminin artması noktasında destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, cari fazla verdiğimizde finansal ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Türkiye'nin uzun yıllardır uyguladığı %5 cari açık, %5 büyüme, %5 enflasyon politikası bizde fiyat istikrarıyla çelişmiştir, sürdürülebilir olmamıştır. Türkiye'nin önüne böyle bir imkan, böyle bir fırsat geldiği noktada Merkez Bankası üzerine düşeni yapıyor, yapmakta, yapacaktır. Dolayısıyla bütün firmalarımız bizi bunu dediğim gibi tamamen veri odaklı ve analizler yaparak bütün arkadaşlarımız bizim bu anlamdaki resim grubundaki arkadaşlarımız yapısalda sahada ve firmalarla yapılan görüşmeler çok büyük bir sipariş var, çok büyük bir üretim iştahı var, yatırım iştahı var. Dolayısıyla özellikle ihracat arttığında cari fazla verdiğimizde Türkiye'nin finansman sorunu daha net bir şekilde çözülmüş olacak. Bu da fiyat istikrarını sürdürebilir, fiyat istikrarını sağlamış olacaktır. Dolayısıyla doğru yöntem, doğru yol budur. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu dönemde bunun için bir fırsat olarak ihracatın artılması ve cari dengenin sağlanmasıyla Türkiye fiyat istikrarını da sağlamış olacaktır. Biz bunu yaparken kesinlikle parasal duruşumuzda, sık para politikamızda enflasyonun gözeterek, enflasyon üzerindeki riskleri gözeterek hareket ettiğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Cari denge üzerinde kur artışını da diğerlerinde değerlendirmenizi önemli rica ediyorum. Belki yeni dönemde bunu tartışmak lazım. Türkiye'nin uzun süredir %5 cari açık planlamasıyla fiyat istikrarını sağlayamamasını tartışmak lazım ve bugün fiyat istikrarının bu yolla sağlanacağını tartışmamız gerekiyor. Bu konuda bizlere destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası burada üzerine düşeni özellikle reskont kredileri sağladığı imkanla yerine getiriyor ve getirecektir. Tabii kurun yükselmesinin cari açık ihracatın artmasında, ihracatın ithalatı karşılama oranında bugün yine cari açıktaki sağlanan denge ihracatımızın dünyada %1'in üzerine çıkmasını sağlamıştır. Bunların hepsi bizlerin desteğiyle, sizlerin desteğiyle fiyat istikrarını da sürdürülebilir bir hale getirecektir. Enflasyonun da düşüşünü sağlayacaktır. The exchange rate has been under heavy pressure recently. It's been going through a series of record lows against the dollar. So I want to ask you, would you consider returning to the policy of intervening using the bank's foreign currency reserves to defend the currency? Or can you promise here that you won't do that again as a bank? Thank you. Well, thank you very much. If you don't mind, I would respond to question in Turkish. Okay, thank you. Bizim yani kur artışının değer kaybetmesi biraz önce de söylediğim gibi tabii kur artışını sadece daha önce de ifade etmiştim yanlış anlaşıldı ama ben orada da ifade etmedim. Sadece faiz indirimleriyle kur artışının gerçekleşmediğini ifade etmiştim. Biliyorsunuz gelişmekte olan ülkeler dolar karşısında zaman zaman doların güçlenmesiyle Fed'in alacağı kararlarla bir değer kaybı yaşıyor. Bizim de faiz indirimi dönemimize denk gelen özellikle Eylül başından itibaren dolar endeksi 92'lerden 93'lerden 94-30'lara kadar yükseldi. Ve orada gelişmekte olan ülkeler önemli bir değer kaybetti. Biz de ondan tabii gelişmekte olan ülkelerle beraber faiz indirimimizi ayırdığınız zaman belki de diğerlerine göre faiz indirdikleri halde onlara göre daha az etkilenen ülkelerden biri olduk. Ama daha sonra kendi işimizde veya başka nedenlerden kurdaki değer kaybı biraz daha diğerlerine göre fazla oldu.
Tabii biz bir kur hedefi ya da kura göre bir belirlemiyoruz. Biraz önce ifade ettiğim cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır. Bir kur hedefi ya da bir kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içerisinde kur kendi dengesini bulacaktır. Türkiye'nin temel sorunu cari açıktır. Cari açığı, cari dengeyi sağladığımızda kur üzerindeki baskı da azalacaktır ve dengeye gelecektir. Dolayısıyla biz bütün politikalarımızı bu çerçevede oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da yaptığımız, uyguladığımız bu politikayla da kur inşallah dengeye gelecektir.